Değerli misafirler, bu güzel yaz akşamında doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir kültür başkenti olan İstanbul'da sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Öncelikle bugün gerçekleştirilen Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumuna ve bu akşamki davetimize katılan tüm misafirlerimize değerli katılımları için teşekkür ediyor. Tarapya Köşkü'ne hoş geldiniz diyorum. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle dünyada eşine az rastlanır zenginlik ve çeşitlilikte bir kültürel mirasa sahiptir. Yaklaşık 65 bin tescilli kültür varlığı ve müzelerimizdeki milyonlarca eser ile Türkiye dünyanın en zengin açık hava müzelerinden biridir. Sahip olduğumuz bu zengin kültür mirasının korunması ve yarınlara aktarılması tarihi bir sorumluluk olduğu kadar geleceğe ve bizden sonraki nesillere de borcumuzdur. Değerli misafirler, kültür mirasının yaşatılmasında korumanın üzerinde en çok durulması gereken konulardan biri olduğu inkar edilemez. Koruma konusu temelde bir bilinçlenme ve eğitim meselesidir aslında. Biz de Cumhurbaşkanlığında ilk günden itibaren koruma bilincinin yerleşmesine özel bir önem verdik. Köşkte zengin bir koleksiyon var. Birçoğu Atatürk zamanında saraylardan getirtilen gümüş, porselen, cam, çini, sedef, selodon objeler, tarihi halı ve mobilyalar, baha biçilmez tablolar bu koleksiyonun en önemli unsurları olarak sayılabilir. Ancak ne yazık ki bu kıymetli eserlerin pek çoğu iyi durumda değildi. Nadide gümüş sofra takımları nikelle kaplanmış, neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Yağlı boya tablolar cam kaplanarak çerçevelenmiş, camın yapıştığı bazı çok kıymetli eserler küflenmeye başlamıştı. Orijinali altın varak olan çerçeveler ne yazık ki yaldızla boyanmıştı. Depoda eski kıymetli gümüş bir obje bulduk. Ancak ne olduğuna, nereden geldiğine dair hiçbir bilgi yoktu. 2011 yılında İngiltere'ye gerçekleştirdiğimiz devlet ziyareti sırasında Prens Charles ile bir sergiyi gezerken bu objenin bir eşini gördüm. Bu ipucundan hareketle o eserin 19. yüzyılda İngiltere tarafından Osmanlı Sultanı'na hediye edildiği bilgisine ulaştık ve kötü durumdaki eseri İngiltere'ye gönderip restore ettirdik. Yağlı boyayla boyanmış bir asker heykelimiz vardı. Boyanın temizlenmesi konusunda raporun gelmesi o kadar uzun bir zaman aldı ki bizim asker terhis olamadı mı hala diye esprilere konu oldu. Sonunda inisiyatifi biz almak zorunda kaldık ve temizlendiğinde de eserin güzelliğiyle beraber sanatçının imzası da ortaya çıktı. Bu hataların hiçbiri kötü niyetle yapılmadı elbette. Koruyalım derken birçok tarihi obje değersizleştiriliyor. Hiç dokunulmasa çok daha iyi olur aslında. Değerli misafirler, köşkte gördüğümüz bu eksiklikleri gidermek ve koleksiyonumuzun mevcut durumunu iyileştirmek için öncelikle depolarda unutulmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkardık. Bu eserler göz önünde olsun ki yaşasınlar istedik. Göz önünde olmayan zenginliklerimiz maalesef unutuluyor ve zamanın yıpratıcı etkisine terk ediliyor. Konservasyon ve restorasyon sürecini başlatmadan önce yurt içinde ve yurt dışında kapsamlı araştırmalar yaptık ve her alanda işin uzmanlarına ulaşmaya çalıştık. Yurt dışı ziyaretlerimizde vaktimizin büyük çoğunluğunu sarayların bodrum katlarındaki restorasyon atölyelerinde geçirdik. Bu araştırmalar neticesinde halı, porselen, cam ve kağıt restorasyonunda ülke olarak iyi düzeyde olduğumuzu görmek bizi mutlu etti.
Mesela halılarımızı restore ettirdiğimiz Aksaray'daki atölye bu alanda dünyanın en iyilerinden biri. Buckingham Sarayı'nın halılarını da onlar tamir ediyor. Cam ve porselen tamirinde de İstanbul'da çok başarılı ustalarımız var. Dolmabahçe Sarayı'ndan gelen paramparça olmuş opalin bir vazomuz vardı. Parçalarını bir torbada bulduk. Üşenmeyip saydım, tam 40 parçaydı. Şimdi salonlarımızdan birini süslüyor ve yakından baksanız bile tamir gördüğünü anlayamıyorsunuz. Tablo ve çerçeve restorasyonu konusunda ise yeterli insan kaynağına sahip olmadığımızın ortaya çıkması üzerine yurt dışında alternatif arayışına gidildi. Araştırma safhası bir yıl sürdü. Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi pek çok ülke ile yazışıldı ve sonunda Hollanda Kraliyet Müzesi ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Çankaya ve Tarabya yerleşkelerinde eskiden depo olarak kullanılan bazı alanlar konservasyon atölyeleri olarak renove edildi. Tablo ve çerçevelerimizin konservasyonu Cumhurbaşkanlığındaki bu atölyelerde, restorasyonu da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde oluşturulan atölyelerde yapıldı. Değerli misafirler, köşkte yalnızca eserlerin durumu değil, saklama ve sergileme koşulları da çok çok parlak değildi ne yazık ki. Restorasyon süreci devam ederken bir yandan da eserlerimiz için uygun saklama ve teşhir imkanları sağlandı. İklimlendirmesi, aydınlatması, raf sistemi ve zemin döşemesiyle oldukça modern ve teknik donanımı yüksek depolama alanları oluşturuldu. Ayrıca taşıma sistemleri konusunda da titiz bir çalışma yürütüldü. RISE, Metropolitan, Louvre gibi dünyanın önde gelen müzeleriyle temasa geçilerek onların sistemleri incelendi. Köşkte tablo ya da obje taşımanın kuralları oluşturuldu. Kurum dışına gönderilecek her tablonun tutanaklı durum tespiti yapılıyor ve sigortalanarak Turtle denilen özel taşıma kutularında taşınıyor. Vakumlu, havası ayarlanabilen tekerlekli bu kutular uçaktaki basınçtan bile etkilenmiyor. Kurum içindeki taşımalar için de daha basit çantalar geliştirildi. Ayrıca ilgili bütün personelimizde bu yeni sistemle ilgili gerekli eğitimler aldı. Değerli misafirler, bu süreçte en önemli çalışma konularımızdan biri de köşk koleksiyonunun dijital ortama aktarılması olmuştur. RFID sistemi kuruldu ve envanterdeki bütün bilgiler bu sisteme girildi. Böylece eserlerin kontrol ve takibinin daha kolay, sağlıklı ve güvenli olarak yapılması sağlandı. Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı telefonlara yüklenebilen bir program vasıtasıyla eserlerle ilgili her türlü bilgiye her an rahatlıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca eserlere optik okuyucu ile sesli tanıtım sistemi kuruldu. Türkiye'de bu alanda ilk kez uygulanan bir sistemle esere yaklaştırılan bir aparat vasıtasıyla tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak dinlenebiliyor. Tüm bu çalışmaları hayata geçirirken tek gayemiz Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makamına yaraşır bir temsil niteliği kazandırmak ve rol model oluşturmaktı. Yaptığımız bütün işlerde standartlar oluşturmaya ve kurumsallaşmaya özel önem verdik. Doğru bir model ortaya koyabilmek kadar onun devamlılığını sağlamanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Dilerim Cumhurbaşkanlığında hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar ülkemizde konservasyon ve restorasyon konusundaki duyarlılığın artmasına ve başta müzelerimiz olmak üzere tüm kurumlarımızda koruma bilincinin gelişmesine yardımcı olur. Bu vesileyle bu çalışmaları büyük bir özveriyle yürüten tüm Cumhurbaşkanlığı personeline teşekkür ediyorum. Sözlerime son verirken
Uluslararası Önleyici Koruma Sempozyumu'nun tüm bu tecrübenin kalıcı olmasına ve bu alanda dünyadaki gelişmelerin ülkemiz gündemine taşınmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Sempozyumun hayata geçirilmesinde emeği olan herkese ve siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum.